Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz hediye ile devam ediyor. Tabii ki hadisi şerifler külliyatından keşif notlarıyla efendim dersimiz böyle devam ederken konumuz hediye ile ilgilidir. Hediye karşılık beklemeksizin yaptıkları maddi bağışlara denir. Buna Türkçemizde armağan da denmektedir. Hazreti Peygamber'in hediye konusunda teşvikleri vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hediyeleşin çünkü hediye sevgiyi artırır. Kalpteki kötü hisleri de giderir. Hediyeleşin, birbirinizi sevin. Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu rızkınızda genişlik hasıl eder. Hediyeleşin, sevgi yönüyle artın. Hediyeleşin çünkü hediye kalpte karalık olan kin, buğuz ve adavet gibi duygularını giderir. Ziyaretleşin, hediyeleşin, çünkü ziyaret sevgiyi perçinler. Hediye de kalpteki buğuz, kin, adavet gibi kötü duyguları söker atar. Hediye işitmeyi, kalbi ve görmeyi giderir. Hediye, hakim kişinin gözünü kör eder. Buyrulur. Buraya da dikkat. İnsan nefsi kendine iyilik yapanı, sevme fıtratı üzere yaratılmıştır. O sevgi perde olmaktadır. Hediye, İhtiyaçların önünde ne iyi anahtardır buyuruluyor. Kime bir kardeşinden talep ve sündüklük etmediği halde bir iyilik gelirse onu kabul etsin, geri çevirmesin. Zira o kendine Allah'ın gönderdiği bir rızıktır. Hediye değersiz bile olsa kabul edilmelidir buyuruyor. Yine kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını verin. Bir karşılık bulamazsanız ona dua edin. Hatta bilin ki dua ile onun karşılığını verdiniz. Bir kısım hadis-i şerifler Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin kendisine gelen efendim hediyelere mukabelede bulunduğunu görüyoruz. Resulullah hediyeyi kabul eder, karşılığını da verirdi. İnsanları bende kılmak için. Bakın, ihsan sıla-i rahme vesile olduğu müddetçe alın, dine karşı bir rüşvete dönüşünce sakın hediye kabul etmeyin. Emirin hediye alması haramdır. Kadının rüşvet alması küfürdür. Ümeraya hediyeler hırsızlıktır. İmama hediye gulüldür. Devlet malını yağmalamadır. Burada imamdan maksat devlet adamlarıdır. Başta devletin reisi olmak üzere. Sen annenin evinde otursaydın,
bu sana verilir miydi? Bir devlet tahsildarına söylüyor Peygamberimiz bunu. Şu halde memuriyet vasfı olmadan evinde oturduğu halde verilmeyecek olan bir şey memura verildi mi, bu rüşvettir. Şefaat mukabili alınan da ribadır, yani faizdir. Yasak hediyelerden biri, biri lehinde şefaatçi olur. İşinin olmasına yardımcı olursa, buna mukabil alınan ücret rüşvettir. Kim bir din kardeşine şefaatçi olur ve bu şefaatine karşı ücret alırsa, riba kapılarından büyük bir kapıya gelmiş olur. Yine sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, İslam'ın payını kendileriyle yapılan anlaşma şartlarına uygun olarak alması için Abdullah İbni Revaha'yı gönderir. Yahudiler buna rüşvet teklif eder. O, ey Yahudi cemaati, Allah'a yemin olsun siz nazarımda insanların en menfurusunuz der ve rüşveti reddeder. Onlar bu manzara karşısında, ey İbni Reva, sen bu yaptığın dürüstlük sebebiyledir ki semavet ve arz ayaktadır diye takdirlerini de ifade ederler. Hangi hediye temizdir konusunda da kendi duğununda seviyesinin altında olanlara yapılan hibe, bu gerçek ikram ve lütuftur. Buna karşılık vermek gerekmez. İbni Ömer, Ümera'dan gelen hediyeler fitnedir demiştir. Birbirine denk olanların hibesi. Dun, yani aşağı durumda olanın kendinden üstün olana hilesi, hibesi, bunda karşılık gerekir. Esasen veren daha fazla bir karşılık bekler. Karşılığın miktarı örfe bağlıdır. Resulullah'ın hayatında bu meselede farklı tatbikata rastlanır. Mevcut imkana göre mukabele esas ise de bazen verilenden razı mısın diye sorduğu muhatabı hayır dedikçe verdiği, sormaya devam edip evet deyinceye kadar verdiği olmuştur. Bazı rivayetlerde bir deve hediye eden bedevinin mukabilinde verilen 6 deveden razı olmayıp dedikodu yaptığı, hatta böylesi bir vakaya üzülen Hazreti Peygamber'in bir daha bedeviden hediye kabul etmeyeceğine dair yemin ettiğine de rastlamaktayız. Gelen bu hediyeler arasında her çeşidiyle giyecek cübbe, takım, bürde, mez, çadır, koku küpü, kılıç, deve, at, katır, dinar, para, cariye gibi o devrin kullanımında mevcut her şey vardı. Hediye gönderen krallardan Habeş kralı Necaşi bir uft sade siyah mest, cam bardak, 3 adet harbe, Habeşi başlı altın bir yüzük, Kayser yani dinar, zencebil dolu küp, ipek cübbe, Mısır lideri Mukavkıs ipek efendim hulle, Mariye efendim, Mariye'nin kız kardeşi Sirin, Mebur adında hadımlaştırılmış bir köle, bir katır, cam bardak, sürmedanlık, ayna, tarak, meliki, eyle beyaz bir katır.
Yemen kralı Zu-Yezan 33 deve ödeyerek satın aldığı bir ipekli takım ve İran kralı Kisra'nın adı geçer. Resulullah gelen hediyeleri kendi kullandığı gibi yakınlarına ve diğer ihtiyaç sahibi Müslümanlara da taksim eder veya hediye olarak gönderirdi. Yanında başkalarının da bulunduğu bir halde dağıtımı mümkün bir hediye gelince hemen mevcutları dağıtırdı. Kime bir hediye geldiğinde yanında başkaları varsa onlar bundan ona ortaktırlar buyurmuştur. Efendim, Allah ancak sizinle din hususunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmekten sizi men eder. Bu da Mümtehine Suresi ayet 9. Bu ayette de kimden hediye alıp alınmayacaklar hakkında. Yüce Allah ancak sizinle din hususunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmekten sizi men eder buyuruyor. Bu da Mümtehine Suresi ayet 9. Evet, Esma annemiz Müslüman olmayan annesi hakkında soru sorunca bu ayet inzal edilmiştir. Efendim, bu mealdeki ayeti kerime nazil olur. Bu vahi üzerine Esma, katileyi yani annesini evine alır ve hediyesini kabul eder. Ve onun da ihtiyaçlarını giderir. Bu vesileyle şunu belirtmede fayda var. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, cumhur, gayrimüslimlerin bayramlarda hediyeleşmenin mekruh olduğunu söylemekte müttefiktir. Bu bayramlara Mihrican ve Nevruz, Efendim Milat yani yılbaşı bayramları da örnek olarak zikredilir. Yani buralarda hediyeleşmeyin diyor İslam alimleri, ittifak halindeler. Çünkü onların gayrimüslimlerin örfüne, adetine katılmak, onların inancını benimsemek, onlar gibi olmaktır. Buraya çok dikkatler çekilmiştir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hediyeleşin, zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen hediyeyi hakir görmesin. Bir koyun paçası, parçası olsa bile, bu da Tirmizi'nin haberidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha verdahünne ecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu. Bu da Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. İmam-ı Şafii yeni görüşünde Hanefiler gibi hükmeder. Karşılık olmak için, karşılık almak için hediye batıldır. Bununla bir akit meydana gelmez. Çünkü bu bedeli, semeni belli olmayan bir satış akdidir. Ayrıca hibenin mevzuu teberrudur. Bu manayı iptal etsek teberruluktan çıkar.
muavaza, karşılıklı verişme olur. Halbuki gerek şeriat ve gerekse örf satışla hibeyi ayırt etmiştir. Karşılığı gerektiren akde satış denmiş, hibe denmemiştir. Bazı malikiler buna, eğer hibe asıl itibariyle karşılık gerektirmese, bu takdirde sadaka manasını kazanırdı. Halbuki o sadaka değildir. Çünkü hediye edenlerin çoğunun durumu karşılık bekler ve hususen fakir ise diye cevap vermiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, bana bir koyunun inciye kadar ayağı hediye edilse kabul ederim. Böyle bir yemeği yemeye çağrılsan icabet ederim buyurdular. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Şarih Ayni, efendim Necaşi ve sevgili peygamberimize hediye gönderdi. Bu cam bardak hediye eder. Eyle Meliki beyaz bir katır hediye eder. Resulullah da ona bir hırka hediye eder. Devmetül Cendel'in ukeydiri, sündüs bir cübbe hediye eder. Meliki Rum Heraklius, sündüsten kızıla boyanmış bir giyecek hediye etti. Melik Ziyezan bir takım hulle hediye etti. Bunu 33 deveye satın almıştı. Fedek lideri yiyecek ve giyecek hediye etti. Evet, sevgili peygamberimize gelen hediyelerin bir özetidir. İyaz İbni Himar radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama bir hediyede bulunmuştum. Bana Müslüman mı oldun diye sordu. Hayır dedim. Ben müşriklerin hediyesini almaktan men olundum buyurdular. Ve hediyemi almadılar. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'nin haberidir. Efendim, Ümer'a karşındakilerden imtina etti. Ümer'a dışındakilerden, ki bu aleyhissalatü vesselamın hasaisindendi. Efendim, kabul hadisleriyle red hadisleri neshedildi. Red hadisleriyle kabul hadisleri neshedildi. İhtimal ve zanla nesih sabit olmaz denildi. Hususi veya umumi bir maslahat sebebiyle kabul edilebilir de denmiştir. Burada Müslüman olmayanlardan Peygamber Efendimiz'in reddettiği hediyeler var. Fakat o günkü şartların ve İslam'a ısındırmanın veya Müslümanların veya sulh aracı olacak durumlarda kabul ettiği taraflar da görülmektedir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah aleyhissalatü vesselama genç bir deve hediye etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona mukabil 6 genç deve verdi. Bedevi memnun olmadı. Bu hal aleyhissalatü vesselama ulaştı. Allah'a hamdü senadan sonra, falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil 6 deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. Allah'a yemin olsun, şu günden sonra muhacirler
Kureyşliler, Ensariler, Sakifliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim buyurdular. Bu da Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai'nin haberidir. İşte alınacaklar var, alınmayacaklar var. Ebu Ümame radıyallahu anhu anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim bir kimse için şefaatçi olur, o da bu şefaatine karşı bir hediyede bulunursa, hediyeyi kabul ettiği takdirde riba kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Übade İbni Samit radıyallahu anh anlatıyor, ben ehli efendim Suffa'dan bir kısım insanlara yazı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştim. Onlardan biri bir adam bana bir yay hediye etti. Ben de bu yay benim için büyük bir mal değil, onunla Allah yolunda atış yaparım. Gidip Resulullah aleyhissalatü vesselama soracağım dedim. Gidip sordum. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kendilerine yazı ve Kur'an-ı Kerim öğrettiğim kimselerden biri bana bir yay hediye etti. Bu benim için bir mal da değil. Ben bununla Allah yolunda atış yaparım dedim. Aleyhissalatü vesselam bakın bana ne buyurdu. Eğer ateşten bir takı takınmayı seversen kabul et diye cevap verdi. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz ki İslam dini Allah için gönüllere yerleşinceye kadar tedbirler alındı. İslam'ın kuruluş döneminde hiç kimse verdiği hizmete mukabil ücret almazdı. Bir hizmet ehline ücret verilmesi değişik problemler hasıl edebilirdi. Bazıları hadis-i şerifin zahirini esas aldı ve Kur'an-ı Kerim öğretimine karşı ücret almanın mübah olmadığını hükmetti. Zühri, Ebu Hanife, İshak İbni Rahiye bu görüştedir. Bir kısmı bidayette ücret şart koşmadıkça verilen ücreti almalı bir beis yok dedi. Hasan-ı Basri İbni Sirin Şabi bu görüştedir. Bir kısım ise herhangi bir şart ve kayıt koymadan bunu mübah addetti. Ata, Malik, Şafii, Ebu Sevir bu görüştedir. Bu üçüncü grup Sehil İbni Sad'ın şu rivayetiyle amel ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kadını evlenme teklif ettiği halde bir kadına mehir olarak verecek hiçbir şeyi olmayan bir kimseye onu sana Kur'an-ı Kerim'den bildiğin kısımları ona öğretmen mukabilinde nikahlıyorum buyurdu. Bunlar Ubade hadisini şöyle tevil ederler. O teberrua olarak öğretmişti. O işte Allah rızasına niyet etmişti. Öğrenme sırasında karşılığında bir ücret, bir menfaat almayı hiç düşünmemişti. Bu sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uhrevi ücretini iptal etmeyi ona yasakladı ve hatta vaidde korkutmada bulundu. Ubade'nin bu meseledeki
durumu bu durumda bulunduğunun sahibine geri veren veya denize batan malını teberru olarak kasbeden çıkarı veren kimsenin durumuna benzer. Böyle bir kimse yaptığı hizmete mukabil bir ücret alamaz. Eğer o bunu hasbi olarak yapmazdan önce bir ücret talep edecek olsa, o zaman onun ücreti alması caiz olurdu. Suffa ehli halkın sadakalarıyla yaşayan fakir kimselerdi. Onlardan mal almak mekruhtu. Onlara mal vermek müstehap idi. Bazı İslam alimleri de şöyle demiştir: Kur'an-ı Kerim öğretimine karşı ücret almanın farklı durumları var. Müslümanlar arasında bu işi yapan başkaları da varsa, Kur'an-ı Kerim öğretimine karşı ücret almak helaldir. Çünkü bu farz, onun üzerine tayin etmez. Ama Müslümanlara Kur'an-ı Kerim öğretecek bir başkasının yokluğu halinde veya böyle bir yerde bu işi yapabilecek kimseye hizmetine mukabil ücret almak helal olmaz. Haberle ilgili ihtilaf bu esas üzerine tevil edilmelidir. Tabii burada şöyle bir soru hatıra gelir: Üretebilecek kimsenin geçimini sağlayacak geliri yoksa? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben ücretimi insanlardan değil Allah'tan alırım buyuruyor. Doğru yolda olan ve sizden bir ücret de istemeyen kimselere uyun. Bu da işte biliyorsunuz ki Yasin-i Şerif'teki Habbu bin Neccar'ın sözü, Kur'an-ı Kerim'de ayet. Evet sevgili dostlarımız, inşallahu teala hibe bölümüyle dersimiz devam edecektir. Bir sonraki dersimiz inşallah.